Kaçırılan gelinler, 1 sente alınan ayakkabılar, kesilen tahtalar. Bunlar bir filmden değil, Alman düğün geleneklerinden. Sadece Almanya'da programına hoş geldiniz. Bu programda böyle şeyler sadece Almanya'da olur dediğimiz şeylere yakından bakıyoruz. Bugün Almanya'daki düğün geleneklerini beraber inceleyeceğiz. Her ne kadar Almanya'nın federal yapısı düğün geleneklerinin eyaletten eyalete farklılık göstermesine neden oluyorsa da bugün sizler için derlediklerimiz en ilginç olanları. Hazırsanız Alman düğün geleneklerine göz atmaya başlayalım. Alman düğün geleneklerinin en sevilenlerinden bir tanesi Polterabend. Düğünden bir gece önce gelinin ve damadın ailesi ve arkadaşları genelde gelinin evinde toplanıyorlar. Bütün seramik tabak çanak ortaya dökülüyor. Ondan sonra bu seramikleri bir güzel kırıyorlar. Bunun amacı aslında gelin ve damada mutluluk dilemek. Yani daha sonrasında bütün her türlü şey kırılıp döküldükten sonra gelin ve damat birlikte bu pisliği temizlemeye başlıyorlar. İnanışa göre eğer gelin ve damat bu karışıklığı beraber çözebilirlerse o zaman ileride çok iyi anlaşacaklar anlamına geliyor. Almanlar genellikle iki defa evleniyorlar. Aynı kişiyle tabii. Bunun nedeni Almanya'da kilisede yapılan seremonilerin resmi bir geçerliliğinin olmaması. Bu nedenle çiftler kimi zaman sadece en yakın aile bireyleriyle ve birkaç arkadaşlarıyla beraber önce evlendirme dairesine gidiyorlar, orada resmi nikah kıyıyorlar. Daha sonrasında ise isterlerse kilisede bir seremoni de yapabiliyorlar. Gelinin ve damadın giydikleri kıyafetler bütün ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da aynı. Beyazlar içerisinde bir gelin, damatlık giymiş bir damat var karşımızda. Ancak bütün ülkelerden farklı olarak Almanya'da gelinin aksesuarları ile ilgili iki tane farklı gelenek var. İlk olarak gelin çiçeğinden başlayalım. Gelinin elinde tuttuğu buketi damadın seçmesi gerekiyor. Bunun çifte iyi şans getireceği düşünülüyor. Genellikle de gelin buketi içerisinde Mersin çiçeği tercih ediliyor. Bu çiçeğin çifte mutluluk getireceğine dair bir inanış var. Gelinin aksesuarları ile ilgili ikinci inanışsa ayakkabılardan geliyor. Biliyorsunuz gelinler genelde gelinliğin altına beyaz bir çift ayakkabı giyiyorlar. Alman geleneklerine göre gelinin kendi ayakkabısını kendisi alması gerekiyor. Ancak öyle kredi kartından hemen çektirip 3 taksit yaparak değil, 1 sentler halinde ayakkabının parasını biriktirmesi bekleniyor. Buradan aslında gelinin tutumlu olacağını ve çiftin ileride maddi sıkıntılar çekmeyeceğini öğrenmiş oluyoruz. Düğün gerçekleştikten sonra gelinin ayakkabıları satışa çıkarılıyor. Bir açık artırmayla ya da açık eksiltmeyle diyebiliriz, gelinin ayakkabılarını konuklardan bir tanesi satın alıyor. Ancak artan bir fiyatla değil, azalan fiyatla fiyat belirtiyorlar. En ucuz fiyatı söyleyene ayakkabılar gidiyor. Resmi seremoni bitti, şimdi düğüne gidip yiyip içip eğlenme vakti. Kiliseden ya da devlet dairesinden düğünün yapılacağı alana doğru giden arabalara birer parça beyaz kurdele veriliyor. Bu beyaz kurdeleyi arabanın yan aynalarına bağlıyorlar ve böylece trafikte ilerlerlerken etraftaki insanlar onların bir düğün konvoyu olduğunu biliyorlar. Aynı zamanda Alman geleneklerinde de bu yolculuk boyunca kornaya basma adeti var. Ancak bizdeki gibi çılgın konvoylar yapılmıyor. Kimi Alman düğün geleneklerine göre düğün sırasında birazcık ağaç işçiliği de yapmak lazım. Bunu yapmak için genç çiftin eline uzun bir testere veriliyor. Bir ucundan gelin, bir ucundan damat tutuyor. İkisinin birlikte koordine olmuş bir halde bir parça ağacı kesmesi bekleniyor. Buradan da çiftin arasındaki uyumu görüyoruz. Yani birlikte çalışmanın ileride onlara mutluluk getireceğini gösteriyor bu gelenek. Tabii artık zaten bir de evlenmişler. Bir zahmet birbirlerine uyacaklar. Şimdi nikahtan sonra düğünden önce kimi zaman gelin ve damadın ailesi ve arkadaşları bir kafeye gidip kahve içip pasta yiyorlar. Bu aşamada geline biraz göz kulak olmak lazım. Çünkü gelinin arkadaşları bu pasta yeme etkinliğine gitmeden önce gelini kaçırıyorlar. Hep birlikte bir bara gidiyorlar, şampanyaları açıyorlar, orkestralar çalıyor, onlar eğleniyor. Damat ne yapıyor bu sırada? Tabii ki fellik fellik gelini arıyor. Gelini bulduktan sonra ne oluyor peki? Hemen koluna takıp düğünün yapılacağı yere gidebiliyor mu? Hayır. Gelinin arkadaşlarına belli bir miktar para ödemesi gerekiyor. Daha sonrasında düğün devam edebiliyor.
Peki ya favori düğün zamanı? Almanya'da düğünler genellikle Mayıs ayında gerçekleşiyormuş. Bunun nedeni de herhalde yaz tatilinde herkes bir yerlere gidiyor. Hazır havalar güzelleşmiş, hem de insanlar şehirdeyken düğünü aradan çıkaralım düşüncesi. Peki sizin bu gelenekler arasında en çok hoşunuza giden hangisi oldu? Yorumlara görüşlerinizi bekliyoruz. Bitti. Evet, bitti. Şimdi.